gelin evinde haftanın ikinci gününde neler oldu? Aa, kitaplığını buraya mı koydun? Merve girer girmez kitaplığımı eleştirdi. Ben şok. Hiç hoş bir görüntü değildi. Eşiniz kıskanç mı peki? Çok kıskanç. Belli oldu zaten neden istemedi. Gelinlerimiz Duygu Hanım'a aldıkları hediyeyi verdiler. Sen de ben nasıl bir tepki vermişimdir kızlar? Söylediği kelimelerde de çok tutarsızdı. Eşine inat elbise giymiş olabilir bence. Ben buradaki gülü de çok merak ediyorum. Evet, çikolata. Türk kahvesinde sunum eksikti. Çikolatası olmadığı için biz de Duygu arkadaşımızın çikolata çiçeğini yedik. Ben çikolatayı çok severim. İkram etsem mi acaba? Duygu Hanım'ın kahvelerine yorumlar yapıldı. Dün Melike Hanım'ı eleştirdiniz. Kahve yapmadınız misafirlerin yanında. Biz kahve içmediniz. Bugün sizde de kahve göremedim. Salon dekorasyonuna yorumlar yapıldı. Rafları dağıtabilirdiniz. 3 tane rafı üst üste kullanmak yerine. Yani oradaki rafları, bu duvarları biraz daha açabilirdiniz. Davlumbaz, aspiratör, hiçbir şey göremiyorum. Burayı store kullanmama sebebim? Yani ben kiracıyım. Kiracısın. Tamam, anladık. Tamam, kiracı olmak çok zor bir şey. Şarkı söyleyen gelinlerimiz çok eğlendiler. Yanımda sen olmayınca bazen neşe, bazen keder. Senin alkışlığın var. Çok komik durmuyor mu sizce de? Hayatımda ilk defa böyle bir düğün pastası görüyorum. Düğün pastası pek yorum yapılacak gibi değil zaten. Duygu Hanım'ın düğün takılarıyla ilgili duygusal anlar yaşandı. Benim çoğu takılarım zaten eşim tarafı aldılar. Neden takılarınızı aldılar? Onun bu konu hakkında galiba biraz daha derin mevzuları var. Duygunun içinde bir şeylerin kaldığını düşünüyorum. Zaten de çok duygusal bir insanım. Fazla eleştiri olduğunu düşündüğüm için ağlamaya gerek duydum. Duygu Hanım 21 puanla gelin evi sıralamasında yerini aldı. Gelin evinin 3. gününde İstanbul Ayazağa'da Merve Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Gelin evi arabamız Merve Hanım'ın evinin önüne geliyor ve gelinlerimiz arabadan inip apartmandan içeri giriyorlar. Merhabalar, adım Merve Yılmaz, 23 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul Sarıyer'den katılıyorum. 10 aylık evliyim. Dekorasyonuna güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Bu yüzden yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Merve Hanım. Buyurun. Yarışma heyecanını atabildiniz mi üzerinizden? Aslında tam olarak atamadım. Çok heyecanlıyım. Neden bu kadar heyecanlısınız Merve Hanım? Arkadaşlarımın yorumlarını da açıkçası merak ediyorum. Genelde herkes evimi çok beğeniyor. Farklı bir tarzı var, farklı bir havası var ama onların da yorumlarını merak ediyorum. Buyurun, kapıyı açın o zaman Merve Hanım. Tabii. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teker teker salona geçen gelinlerimiz etrafı meraklı bakışlarla inceliyorlar. Merve Hanım, heyecanınız geçti mi acaba? Yani çok fazla bir şey kalmadı aslında. Buyurun montları asın Merve Hanım. Gelin evinin 3. gününde neler oluyor? Gelinlerimiz Merve Hanım'ın evini nasıl buluyorlar? Yani benim tarzım değil. Çok renkli her şey. Mesela fıstık yeşili çok göz yoruyor. Gelinlerimiz Amerikan mutfağı beğeniyorlar mı? Ben daha önceki evimde Amerikan mutfağı kullandım. Şu anda gerçekten gereksiz eleştiri yaptıklarını düşünüyorum. Mimar girdi mi evinize? Hayır, tamamen kendi zevkim. Tahmin etmiştim ben böyle girmediğini. Çünkü mimar girmiş bir eve benzemiyor. Yani ben şu an nereye bakacağımı şaşırdım. Merve Hanım'ın mobilyalarını gelinlerimiz nasıl buluyorlar? Sanırım bu elyaf mı oluyor? Yok, kas tüyü. Kas tüyü. Ben bu iki koltuğu, üçlü ve ikiliye 6000 lira. Berger de var. Hayır, onlar ayrı. Çok fazla var. Biz gelin adaylarının sanırım ortası yok. Melike Hanım çok tasarrufluydu. Duygu Hanım hiçbir şeyin fiyatını bilmiyordu. Merve Hanım da fiyat konusunda uçmuş. Mobilyalar hariç sadece tadilat masrafı. 40000 lira falan tuttu. Yok, bana iyi geldi. Yani benim de kendi evim olsa ben de o kadar yaparım. Yani ben 40 milyara bilmiyorum. 40 milyarım olsa kendime güzel bir araba alırdım yani. Sonuçta bu eve nasıl oturacağım peki? Saat kaç? Saat
şu anda tam 6. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Merve Hanım'ın yatak odasını nasıl bulacaklar? Yani 3 tane avizeye 5000 TL veren Merve Hanım neden yatak odasında böyle bir avize kullanmayı tercih etmiş? Açıkçası çok merak ediyorum. Gelin fotoğrafın sade dikkatimi çekti. Neden sade bir gelin fotoğrafın var? Neden hemen söyleyeyim. Çatalları da model olarak güzel ama biraz gözüme büyük geldi. Yani kaba geldi. Yani ben bunun bahane olduğunu düşünüyorum. İlk defa da 3 tane çatal boyutu olduğunu duyuyorum bu arada. Yani bilmiyorum, ben de ilk defa bu kadar büyük tatlı çatalı görüyorum. Merve Hanım'ın kına gecesi beğeniliyor mu? Yani şimdi nişanlığı gördükten sonra kınayı ben beğenemedim. Merve Hanım'ın düğününde neler oluyor? İyi şeyler düşünemiyoruz. Para kimin hoşuna gitmez ki? Beğenmedin mi Melike Hanım? Bu fikrimi söylemek istemiyorum, ben bu konuda siz konuşun. Merve Hanım'ın eşi gelin evine neden konuk oluyor, ne anlatıyor? Ya belki Türkiye'de ilk defa olmuştur. Az sonra gelin evinde. Hanımlar, Merve Hanım'ın evini nasıl buldunuz? Ben biraz karışık buldum. Hani yani benim tarzım değil. Kesinlikle. Çok renkli her şey. Mesela fıstık yeşili çok göz yoruyor. Ev sahibimiz Merve Hanım da konuklarının yanına geliyor. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merve Hanım'a hediyesini vermeyecek misiniz hanımlar? Bu arada ben de hediyenizi vereyim. Çok teşekkür ederim. Bir bakalım biraz ne aldık. Biraz ağır bir şey mi izliyor? Konuklarınız size ne almışlar Merve Hanım? Nevresim takımı. Beğendiniz mi? Bayağı renkliymiş. Güzel. Çok teşekkür ederim. İnce düşünmüşsünüz. Evet, ben biraz renkli hoşlandığım için güzel bir seçim olmuş. Bilmeden hissetmişsiniz. Teşekkür ederim. Bu arada ben kahvelerinizi yapayım. Orta mı içiyordunuz hepiniz? Evet. Şunları da toplayayım. Kahveleri yapıp geliyorum. Tamam. Kahve siparişlerini alan Merve Hanım hediyesini de alıp mutfağa geçiyor. Hanımlar, açık mutfak sizce kullanışlı mı acaba? Bence fazla kullanışlı olmaz. Daha önce açık mutfak kullandınız mı Duygu Hanım? Yok, daha önce kullanmadım ama eşimin babaannesinden biliyorum. Onun da mutfağı daha önce böyleydi. Peki siz Melike Hanım? Ben daha önceki evimde Amerikan mutfak kullandım. Yani ben tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Ne bileyim, göz önünde olması hoş değil. Mesela bazı yemekleri pişiremiyorsun evde. Yapamıyordum yani. Evet, özellikle balık tarzı. Evet, kokan yemekleri kesinlikle evde pişirmiyordum. Ben mutfağımdan gayet memnunum. Şu anda gerçekten gereksiz eleştiri yaptıklarını düşünüyorum. Konuşmaları duyan Merve Hanım eleştirileri gereksiz buluyor. Kahve makinesinin de sesi geliyor bu arada. Evet, zaten arkadaşımız belirtmişti cezveyle kahve yapmıyorum diye. Kahve makinesinde neden kullanıyormuş. Bilmiyorum acaba yani neden kahve makinesinde yapıyor ki? Kahve yapmayı bilmiyor musunuz Merve Hanım? Tabii ki biliyorum. Ben geldim kızlar, kahveler oldu. Merve Hanım kahveleri konuklarına servis yapıyor. Gelinlerimiz dekorasyon yorumlarına başlıyorlar hemen. Mimar girdi mi evinize? Hayır, tamamen kendi zevkim. Tahmin etmiştim ben öyle girmediğini. Çünkü mimar girmiş bir eve benzemiyor. Niye, ne anlamda? Beğenmediniz yani, mi? Yok, beğenme değil de mimarın girdiği evler biraz daha farklı oluyor. Mesela bir mimar, ben zannetmiyorum şu dolapları öyle koymasını. Daha böyle simetrik koyar. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben evi tasarladıktan sonra zaten eşim de inşaatta çalıştığı için bir mimara gösterdim. Gayet de beğendiler. Ama tabii ki zevk meselesi. Beğenmediğiniz şeyler olmuş olabilir. Benim hoşuma gidiyor. Ben daha önce bu tarz bir evi sanki şeyde görmüştüm sosyal medyada. Ama hani ev kötü demeyeceğim ama tabii ki benim tarzım mı değil, bunu hani söyleyeyim. Ev kötü değil zaten, evet, ama tarzınız olmayabilir. Yani gelin evi olduğu için ben biraz daha böyle daha farklı bekledim yani. Şu anda da renkler tamam, hepsi çok güzel de yani çok birbiriyle yarışıyor yani. Hepsi birbirinden iddialı, ne bileyim. Yani ben şu an nereye bakacağımı şaşırdım. Gelin evi renksiz mi olmalı Melike Hanım? Çok renkli de olmamalı yani bu kadar. Çok tabii ki renksiz de olmamalı ama yani küçük şeylerle tabii ki renk katabilirsin. Gelin evi dedin, illa klasik olmak zorunda değil. Ben de yeni gelinim ama benim tercihim bu şekilde. Renkli, rengarenk, beni yansıttığını düşünüyorum. Benim evim, benim tarzım.
Kahveleri beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Ben beğenmenize sağlık. Güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Fincanlarınızı çok beğendim ben. Sunumu özellikle çok beğendim. Aynı zamanda kahve yanı bardağınız da çok güzel. Ben de güzel. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Koltukların oturması rahat mı hanımlar? Koltuklar rahat. Yani rahatlık olarak iyi gayet. Benim hoşuma gitti. Yani ama ben böyle koyu renk pek tercih etmediğim için sadece rengini beğenemedim ama modeli de güzel. Rahatlığı da güzel. Hangi renk olmasını isterdiniz? Sütlü kahve tonları olabilirdi. Hani biraz koyu olsun diyorsanız. İlla herkes beyaz ya da krem kullanacak diye bir şey yok. Ben onları daha çok yastıklarda kullanmak istedim. Ben senin yerinde olsam bunları mesela kullanmazdım. Çünkü hani evin çok renkli ya. Bunlar hiç ihtiyacı yok yani koltuklarının. Kullanmazdım ama rahatlığı falan çok güzel, çok beğendim. Sanırım bu elyaf mı oluyor? Yok, bunun için kas tüyü. Evet. Daha iyi. Kas tüyü koltuk oluyor mu Berna Hanım? Demek ki oluyormuş. Koltuklarınızın fiyatı nedir Merve Hanım? Ben bu iki koltuğu, üçlü ve ikiliye 6.000 lira ödedim. Berger'i de ben. Hayır, onlar ayrı. Aynen. Çok fazla vermişsin. Ama kas tüyünden dolayı pahalı herhalde fiyatı, evet, değil mi? Evet, yani koltuğu biraz rahat tercih ettik. Onun için de bu hoşumuza gitti. Bunun da fiyatı bu şekildeydi. Beğendiğimiz için aldık. Kas tüyü koltukların bir avantajı var mı Merve Hanım? Aslında bir avantajı yok. Çok kas tüyleri böyle havada uçuşuyor bazen. Çıkıyor aralarından, batabiliyor bazen, rahatsız ediyor. Yani onun harici benim için bir avantaj yok. Sadece rahatlığı. Bu yeşil... Ha, ne diye geçiyor yani ismi falan? Yani bir ismi yok. Biz bunu 2-3 boyaya karıştırarak fıstık elde yeşili ettik. Mi bu? Değil, fıstık yeşili değil. Değişik bir rengi var yani. Yeşil, evet. Ama çok değişik bir yeşil yani. Aslında tam yeşil. Yani bu boya, yani bu yeşil evi şey yapmıyor mu? Karanlık göstermiyor mu? Hayır, gayet aydınlık gördüğünüz gibi. Ben karanlık. Yani aydınlık ama farkındaysanız her yerde spot ve aydınlatma kullanmışsınız hani. Evet. Misafir geldiği zaman hani kullanıyor musunuz peki ışıkları? Neyleri? Aydınlatmaları. Tabii ki, evet. Hepsini açıyor musunuz? Evet, açıyorum. Aydınlatma kullanımıyla neden bu kadar ilgilendiniz Melike Hanım? Elektrik parasını soracak herhalde. Kaç evet, onu merak diye. Ettim onu yani. Merak ettim, onu anladım. Yani aylık en fazla 200 TL geliyor. En düşük de 150, evet. Eviniz kaç metrekare Merve Hanım? 100 metrekare evimiz. Fazla mı geldi size Melike Hanım? Bilmem yani, fazla da gelmedi. Belki de daha fazla bile olabilir yani. Merveciğim, ben bir perdelerini inceleyebilir miyim? Tabii ki. Perdeleri merak eden Burcu Hanım yakından bakmak için gidiyor. Fonlarını iki renk birlikte kullanmayı tercih etmişsin. Bir de kumaş kullanmışsın. Salonunla da zaten gayet uyumlu olmuş koltuklarına göre. Ben sadece perdeni beğenemedim. Sanki böyle hani sınıflara perde diktirilir ya, onu bana anımsattı yani, o havayı verdi bana. Fiyatını öğrenebilir miyim perdelerinizi Merve Hanım? Komple yani tek tek bilmiyorum ama komple evin bütün perdeleri storlarda dahil 3000 TL ödedim. 3000 TL gayet uygun olmuş. Belki çünkü fonlarınızda iki renk kullanmışsınız. Bence perdeleriniz için çok uygun bir rakam. Merveciğim, bu niş kısmını ben çok beğendim. Aynı zamanda buradaki objeleri de çok beğendim. Ben şu matruşkaları özellikle, bunun ikisini ne kadar aldığını öğrenebilir miyim? 10 TL. Duygu Hanım bütün objelere teker teker bakıyor. Ben bunu çok beğendim. Bu çeyizinizden mi Merve Hanım? Söz çikolatamın tepsisiydi. Hatıra olarak saklamışsınız. Evet, saklıyorum. Çok güzelmiş. Bu kısmı da çok güzel yakışmış. Teşekkürler. Burcu Hanım, salonun her tarafına didik didik baktınız valla. Evet. Var mı başka gözünüze takılan bir şey acaba? Birazdan mutfağı incelemeyi düşünüyorum. Dışında bu kadar. Kız kesmeden devam et. Kız kesmeden devam ediyor. Yarın da senin günün değil mi? İlla ki bakmaya, görmeye geldik sonuçta arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Şaka yapıyoruz canım. Ben de şaka yapmıştım Burcu Hanım. Önemli değil dış ses. Duygu Hanım, sizin yorumlarınızı alalım. Ben özellikle bu sehpanı soracağım. Çok güzel, çok beğendim. Petek sehpalar diye geçiyor herhalde. Evet. Çok güzeller. Renklerin uyumunu siz mi yaptınız yoksa böyle mi aldınız? Yok, renklerin uyumunu yine biz beğendik eşimle. Hmm, anladım. Fiyatı ne kadar peki? Bunların toplam fiyatı 1250 TL. Çok güzel. Sehpanızın. Evet. Eviniz kendiniz mi? Evet. Kendiniz mi yaptırdınız yoksa böyle miydi?
Yani evi komple biz kaba inşaattı. Her şeyini eşimle beraber yaptık. Alçısını bile eşim kendisi yaptı. Zaten o işle uğraşıyor. Evet, zaten inşaat işiyle uğraştığı için. Ne kadar tuttu evin içi? 40 bin lira falan tuttu. Mobilyalar hariç sadece tadilat masrafı. Anladım. Gayet iyi. Yani çok iyi. Melike Hanım, siz niye yutkundunuz? 40 milyar bilmiyorum. Bana bayağı fazla geldi nedense. Resmen para çöpe atılmış gibi geldi bana. Çok fazla her şey. Yani bir denge yok. Yani ben 40 milyara bilmiyorum. 40 milyarım olsa kendime güzel bir araba alırdım yani. O parayla. Eve nasıl oturacağım peki? Ya ne bileyim 40 milyar yani. Şimdi şöyle çok söyleyeyim. Büyük bir para değil aslında mi? 40'ın hani üstü. Hani kombi olsa neyse. Yanlış anlamayın ama sadece içinin dekorasyonuna 40 milyar, bir de eşiniz bu işi yapıyor falan. Muhakkak evet. En uygun şekilde hani ayarlamaya çalışmıştır evet, diye düşünüyorum. Buna rağmen 40 milyarsa bence hani biraz fazla gibi. Avizelerinizi yani çok çok beğendim. Teşekkürler. En çok hoşuma giden onlar oldu. Fiyatını öğrenebilir miyim? Ya ben bu toplam 3 avizeye 5000 TL ödedim. Ben şimdi buraya bayılacağım. Müsaadenizle. Biz gelin adaylığının sanırım ortası yok. Melike Hanım çok tasarrufluydu. Duygu Hanım hiçbir şeyin fiyatını bilmiyordu. Merve Hanım da fiyat konusunda uçmuş. Biraz öyle. Bakalım sıradaki gelin adayları ne olacak? Ben bir şey soracağım Merveciğim. Evet. Aydınlatmanın kenarları gümüş detaylı mı? 5000 lira olduğu için mi gümüş mü diye sordunuz? Aynen. Bence beyaz altın oldu. Yani ancak gümüş olursa 5000 lira eder mi demek istediniz Duygu Hanım? Aynen o ima etmek istedim ama yani çok da merak ettim. Gerçekten gümüş mü o? Yani hiç bilmiyorum, sormadım alırken. Halınızı ne kadar aldınız? Halımla 900 TL'ye aldım. Merveciğim ben evin toplam genel fiyatını bir öğrenebilir miyim? Çok merak ettim. Ortada böyle bayağı bir yüksek rakamlar dolaştı. Dekorasyon, tadilat ve mobilya her şey içinde 90 bin TL'yi buldu bize. Bütün ev 90 bin evet, TL. Evet 90 bin mal oldu. Merve Hanım bu 90 bin liranın içinde beyaz eşyalarınıza dahil mi bu fiyata? Beyaz eşyalarım dahil değil. Hepsini bir toplamda 200 bin lira buldu herhalde. Yani yaklaşık o civarda. Tam değil 200 de değil ama. Ortası bir şey. Ortası bir şey evet. Merveciğim ben mutfağını merak ediyorum. Bir bakabilir miyiz? Tabii buyur. Arkadaşlar bakalım. Sizin adınıza da bakıyorum. Tabii. Amerikan mutfağı merak eden Burcu Hanım, Merve Hanım'la birlikte bakmaya gidiyor. Güvenirim ben zevkime, en iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Mutfağın çok hoş Merve'cim, çok beğendim. Ben bu panelini merak ettim, bu bir tasarım mı? Tasarım değil ama mutfağım açık mutfak olduğu için ben bunun bir farklılık yaratacağını düşündüm. Hani çok mutfak eşyalarım böyle gözükmesin diye. Değişik bir hava katacağını düşündüm. Onun için yaptırdım. Yani normal bir marangoz yaptı. Ne kadar yaptırdınız Merve Hanım bunu? 2000 liraya. Ben avizenize değinmek istiyorum Merve. Burada yemek pişiriyorsun. Bu avize evet. Cam bir avize. Salonunda da gene aynı şekilde evet. Kullanmayı tercih etmişsin. Burada mutfağında bu avizeyi ben biraz beğenemedim açıkçası. Çünkü temizlik bakımından düşündüğüm zaman. Sonuçta burada yemek yapıyorsun. Yağlanma falan oluyor. Nasıl temizliğini sağlıyorsun bu avizenin? Yani ocak orada olduğu için pek fazla buraya yağ sıçramıyor. Ama genelde temizliyorum. Temizlemesi çok basit avizenin. Yani kolay oluyor benim için. Bir de parkeleri mutfakta kullanmamayı tercih etmişsiniz. Evet. Mutfakta da çünkü iş yaptığımız için dökülen şeyler oluyor. Hani su düşebiliyor. Onun için burayı böyle tercih ettik. Bana birazcık rengi koyu geldi. Salondan direkt Amerikan mutfak olduğu için böyle akışını pek beğenemedim. Hani bölmüş salonu gibi geldi. Bana böyle parke kullansaydınız daha bütün bir hava katardı. Halınızın rengini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ne kadar fiyatı bu yolluğunuzun? 150 TL. Beyaz eşyalarınızı gri olarak tercih etmişsiniz. Evet. Mutfağınız zaten koyu renklerde. Buraları yani beyaz eşyalarınızı neden beyaz tercih etmediniz de gri? Mutfak dolaplarımı benim eşim inşaatta çalıştığı için hediye yaptılar bunları bize. Dolayısıyla ocak fırın davlumbazı da hediye ettikleri için ona uyum sağlatmak istedim. Sizin tercihiniz değil. Evet, orası benim tercihim değil, hediye olduğu için buzdolabına, su sebilimi gri kullanmak istedim. Peki.
Sevgiciğim, ben mutfağının fiyatını öğrenebilir miyim? Ne kadara mal oldu size? Lamba ve şu hariç hiçbir şeye ben ücret ödemedim. Sadece bunu ödedim. Onu 2,5 TL'ye aldım, bulaşık makinemi. 3,5 milyar buzdolabıma verdim. 750 TL'ye de Sebil'ime verdim. Onun harici hepsi hediye yapıldı. Ha, şu seramiklerin komple hepsine de 200 TL ödedim. Çok iyi. Hediyeler masrafı azaltmış galiba. Beyaz eşya, özellikle buzdolabını 3,5 bin TL bana biraz fazla geldi. Ama tabii gri olmasının da... Evet, yani beyazlarda biraz daha fiyat farkı oynuyor. Gri olunca artıyor, geniş olması. Evet. Mutfak bittiyse diğer arkadaşlar alıp ev gezmesine devam edelim istersen. Peki. Merve ve Burcu Hanım mutfaktan ayrılıyorlar. Her şeyi sordun mu Burcu, baktın mı? Kızlar, aklınızda takılan bir şey varsa? Yok yok, her şey iyiydi, güzeldi. Hadi o zaman yatak odama geçelim hep beraber. Saat kaç? Saat şu anda tam 6. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Merve Hanım'ın yatak odasını nasıl bulacaklar? Yani 3 tane avizeye 5000 TL veren Merve Hanım neden yatak odasında böyle bir avize kullanmayı tercih etmiş? Açıkçası çok merak ediyorum. Gelin fotoğrafın sade dikkatimi çekti. Neden sade bir gelin fotoğrafın var? Neden hemen söyleyeyim. Çatalları da model olarak güzel ama biraz gözüme büyük geldi. Yani kaba geldi. Yani ben bunun bahane olduğunu düşünüyorum. İlk defa da 3 tane çatal boyutu olduğunu duyuyorum bu arada. Yani bilmiyorum, ben de ilk defa bu kadar büyük çatalı görüyorum. Merve Hanım'ın kına gecesi beğeniliyor mu? Yani şimdi nişanlığı gördükten sonra kınayı ben beğenemedim. Merve Hanım'ın düğününde neler oluyor? İyi şeyler düşünemiyoruz. Para kimin hoşuna gitmez ki? Beğenmedin mi Melike Hanım? Bu fikrimi söylemek istemiyorum, ben bu konuda siz konuşun. Merve Hanım'ın eşi gelin evine neden konuk oluyor, ne anlatıyor? Ya belki Türkiye'de ilk defa olmuştur. Oo. Az sonra gelin evinde. Evet kızlar, burası da benim yatak odam. Bakalım gelinlerimizin yatak odasına yorumları neler olacak? Yatak odanı, yani mobilyalarını daha doğrusu, çok beğendim. Çok güzel. Fiyatını öğrenebilir miyim ilk önce? Komple hepsi berjer hariç 6000. Yani görsellik olarak çok hoş ama ne bileyim, ekran biraz küçük ve gardırobu sanki yanlış. Hani bu mesela, bu sonuçta yatarak izlenmek için ya, yani nasıl izliyorsunuz yatağınızı? Bak, oraya berjer koydum, oradan izliyorum da hemen açıklamasını yapacağım şimdi. Dolabım çok büyük olduğu için karşı tarafa sığmadı. Yatağımı da buraya alınca geçiş alanım olmuyordu oradan. Yani dolabı kullanamıyorduk. Onun için yatağımı böyle aldım. Berjeri de karşısına koydum. Buradan ben televizyon izliyorum ama yatarak da dolabı çektiğim zaman yine rahat bir şekilde televizyon izleyebiliyorum. Hanımlar, LED aydınlatmayı görmeniz için ışıkları kapatıyorum. Bakalım LED'leri nasıl bulacaksınız? LED güzel olmuş. En azından sadece LED olmasını beğendim. Hani ekstra bir şey yok, en azından spot falan. Kalabalık durmuyor. Sade, onu kullanman hoşuma gitti. Güzel. Peki artık ışıkları açayım mı hanımlar? Evet, açalım. Burcu Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Merve Hanım, ben yatağınızın Çin yatağı tarzında kullanmışsınız. Çok beğendim. Benim yatak odamda bu kadar büyük alan olmadığı için kullanamamıştım. Çok içimde kalmıştı bu model. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Rahatınıza bayağı düşkünsünüz galiba. Uykuyu da çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Yüksek yatak sevmiyorum ben. Çin yatakları biliyorsunuz ki biraz daha alçak ve rahat olan yataklar oluyor. Ben de rahatıma düşkün olduğum için burada o şekilde kullandım. Berna Hanım, siz Çin yatağını nasıl buldunuz? Ben beğeniyorum. Zaten beğendiğim bir yatak. Beyaz rengini zaten hep söylüyorum. En başından beri beyaz rengine karşı bir fobim var. Çok seviyorum beyaz rengini. Çok beğendim. Televizyonu da çok beğendim. Melike Hanım'a evet katılıyorum, doğru. Hani karşıda olsaydı izleme şeyin daha iyi olurdu ama yer sıkıntından dolayı böyle yapmam da senin elinde olan bir şey değil. Tek beğenmediğim, girdiğimde en çok dikkatimi çeken boyaların, yani duvarların rengi. Bunu sen mi böyle seçtin? Ben istedim çünkü mobilyam çok beyaz olduğu için. Ben bir de karanlığı çok seviyorum. Yatak odamında karanlık olmasını istedim. Hani uykuyu daha çok getiriyor ya ben. Mat, bu tonları mesela seviyorum. Bu hangi renk? Duvardaki renk? Gri. Koyu gri değil mi? Evet.
Biraz daha açı olsa nasıl olurdu sizce? Siyah değil, gri. Biraz daha açını perdede kullandım çünkü mobilyada güzel durmuyor açık olduğu zaman. Biz denedik bir yerde fırçayla. Güzel olmadı, onun için koyu yaptık. Bu da tabii ki senin zevkin, bir şey diyemiyorum. Hani ben yapar mıydım? Yapmazdım. Perdeleri nasıl buldunuz Berna Hanım? Perdelerini çok beğendim ama ben mesela hani şey kullanmazdım. Kenarlıklarını. Fonları kullanmazdım. Fonları kullanmazdım ben. Neden? Yatak odan zaten gösteriş, ilk girdiği zaman bir gösteriş var. Ayrıca ikinci gösterişe gerek yok. Düm beyaz olsaydı dümdüz bence daha güzel olurdu. Ben gerek yok yani. Ben öyle sevmiyorum yani. Hani çok şey oluyor, ne bileyim. Fon olması gerekiyor bence. Yani storlarım var. Bir de böyle dümdüz bir geçiş olsaymış daha güzel olurmuş. Yatak örtünüzü özel olarak mı yaptırdınız Merve Hanım? Özel değil. Bir gün ben geziyordum arkadaşımla birlikte. Çok göze battığını düşündüm ve aldım. Çok hoşuma gitti. Yani hazır. Fiyatı ne kadar? 250 TL'ye aldım. Çok iyi. Gayet uygun almışsınız Merve Hanım. Merve Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. İçeride salonumuzda otururken 3 tane avizeye 5000 TL ödediğinizi söylediniz. Yatak odanızda girdiğimde bir avize şokuna uğradım açıkçası ben. Yani 3 tane avizeye 5000 TL veren Merve Hanım neden yatak odasında böyle bir avize kullanmayı tercih etmiş? Açıkçası çok merak ediyorum. Avizeyi neden beğenmediniz Burcu Hanım? Plastik olduğu için mi acaba? Yani plastik olması daha şık bir şey beklerdim. Çünkü yatak odası bayağı konuşulacak bir yatak odası bence. Aynı şekilde avizenizi de patlatmanızı tercih ederdim. Ya beğenemedim. Hemen açıklıyorum neden plastik olduğunu. Ben bunu daha önceden almıştım eşimle birlikte. Yani çeyiz alışverişi yapmaya gittiğimizde hoşuma gittiği için almıştım sade. Kendi evimde, kendi odamda da vardı evlenmeden önce. Burada da farklı bir avizeye daha değişik para vermek istemediğim için bunu da buraya yakıştırdığım için orada burada değerlendirdim. Orada çok küçük verdim, yatak odası vermeyeyim mi? Ya onlar çok hoşuma gitti. Evet, biraz yüksek bir fiyattı ama burada onu hani denge kurmak istedim. Evet. Berna Hanım duvardaki aydınlatmayı merak ediyor. Bu çok dikkatimi çekti. Aydınlatmam çok güzel. Çok, teşekkürler. Çok hoş. Öyle ne kadar aldın peki? 350 TL. Şey siz kullanmadım. Mi ayı aşığısınız yoksa? Ben değilim. Ben normalde çok öyle takıntılarım yoktur ama eşimin içinden gelmiş, öyle almış onu bana. Orada da bir tane vardı. Bayı var burada da. Evet. Onu da arkadaşımın hediyesi. Konuşan ayı o. Konuşan ayı mı? Bir konuşsun bakalım ayıcık. Seni çok özledim dostum. Çok seni seviyorum deyince ben de seni çok seviyorum falan diye tepkiler veriyor. Siz bir söyleyin isterseniz ayı. Siz söyleyin isterseniz denemiş olun. Buna mı söylesin? Saat kaç? Saat şu anda tam 6:11. Seni seviyorum. Ay çok, çok güzel. Ya şarkı falan söylüyor. Çok değişik bir şey. Ama çok güzel. Çok, çok güzel bu. Merveciğim, ben bir şey sormak istiyorum. Gelin fotoğrafın sade dikkatimi çekti. Neden sade bir gelin fotoğrafın var? Neden hemen söyleyeyim. Ben normalde buraya eşimle birlikte resmimi asmak istedim ama eşim sadece senin resmin olsun dedi. Onun tercihi. Neden acaba böyle bir şey söyledi eşiniz? Çok merak ettim. Ya onu sormak lazım ama hiç bilmiyorum. Yani orada senin resmin olsun dedi. Bir de halınızı çok merak ediyorum. Bu gerçek mi? Değil. Ne kadar aldınız peki? 100 TL. Yorumlarınız bittiyse ev gezmesine devam edelim isterseniz hanımlar. Tabii. Buyurun. Yatak odası yorumlarını bitiren hanımlar ev gezmesi için ayrılıyorlar. Evet kızlar, masamı sizin için hazırladım. Nasıl buldunuz? Eline sağlık. Çeşit bol gözüküyor. Hepsini evet. Sen mi yaptın öncelikle? Ben onu evet. Sorayım. Evet. Dolmada görüneceğim yardım etti. Yani dolmayı onun sen yaptın harici, yani. Evet. Dereotlu poğaça yaptım. Cheesecake var. Saray lokumu var. Kek var. Kısır var. Merveciğim, börek biraz farklı gözüküyor ama ne böreği? Yani börek normal börek ama içinde şey var, pırasa, mantar ve havuç var. Lokumu da siz mi yaptınız Merve Hanım? Evet, lokumu da ben yaptım. Aslında çok basit onun tarifi. İrmik, süt ve un karıştırıyoruz. O zaten katılaşıyor. Sonra dondurma, neydi onu unuttum. Dondurma kaşıklarıyla şekil veriyorum. Krem şantiyle, Hindistan ceviziyle yuvarladım onu. Üstüne de fındık.
çeyizinizden herhangi bir şey var mı? Bu çeyizinize mi ait masa örtünüz? Evet, hepsi çeyizime ait bunların. Kaşıklar, çatallar, hepsi, evet. Hepsi çeyizinizden. Hepsi. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Öncelikle masa örtün çeyizden dedin değil mi? Evet. Siz mi beğendiniz bunu, sen mi beğendin? Yok, hayır, annem yapmış. Yani ben çok genelde hazır masa örtüleri kullanıyorum. Bu misafir geldiği zaman... Mı? Şu üstündeki hazır ama altta şöyle göstereyim. Bu da hazır. Bunlar yani. Ayrı ayrı mı? Bu da hazır, evet, evet, ayrı ayrı. Ben bunu böyle değil. Yaptım, evet. Sen kombinledin. Evet, ben kombinledim. Yani ben masa örtünü pek yani beğenemedim. Biraz basit geldi gözüme. Hı hı. Çatalları da model olarak güzel ama biraz gözüme büyük geldi. Hani yani kaba geldi. Bilmiyorum. Bunlar standart olmuyor mu ama yani? Hayır, aynetten 3 ebatta oluyor. Hani yemek takımın içinde 3 ebatta oluyor. Benimkinde öyle yani. Benimkinde 2 ebat var. Çatalım 3 ebatı oluyor ama bir de şu çıkıyor yani. Yani bu şimdi içine. En küçüğü mü? Evet, en büyüğü de bu. Allah Allah. Peki hanımlar, ikramlar küçük çatalla mı yoksa büyük çatalla mı yenir? Bunun bir tık küçük olabilir diye düşünüyorum ben. Hani bilmiyorum. Yani ben bunun bahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün Duygu Hanım'ın evinde de çatal boyutları zaten bu şekildeydi. Sizin evinizde de bu şekildeydi. Bu kadar büyük değildi. Hayır, büyüktü. Ama yani çatallar standart, bunları küçültemem ben. Melike Hanım, bir de şöyle bir şey var. Herkesin kendi tercihi ve tercih meselesi olduğu için arkadaşımız öyle seçmiş, ben de öyle seçtim. O yüzden. Burada tercihleri konuşmuyoruz, burada fikirleri konuşuyoruz. Burada tercihleri konuşmuyoruz, burada fikirleri konuşuyoruz. Tamam. Herkes kendi fikrini söylüyor tamam, ya. Tamam, ben de onu söylüyorum. Ben de diyorum ki çatalları çok beğendim, sadece gözüme büyük geldi diyorum. Ya ben başka bir demek şey söylemek istiyor istedim. Zaten arkadaşımız. Küçüğünü koymak istemedi. Ben bizim istemedi. Evdeki çatalları da bizzat kendim seçip getirdim. O yüzden çok iyi biliyorum hangisini getirdiğimi. Yani bu kadar büyük değildi. Ben şey merak ettim. Yani siz bunları sandık olarak aldınız. Takım olarak. Evet, takım evet. Aldınız. Takımınızda 3 tane mi evet, çatal evet, bıçak? Evet. Yani büyük, orta, küçük boy. Evet, aynen öyle. Yani benimkinde 2 tane çıktı. Sizinkinde 1 tane çıktı. Yani. İlk defa da 3 tane çatal boyutu olduğunu duyuyorum bu arada. Yani bilmiyorum. Ben de ilk defa bu kadar büyük tatlı çatalı görüyorum. Tatlı olabilir. Çatalı değil o zaten. Ha, normal çatal. Çatalı, tamam, evet. Normal çatal. Normal yemek, değil. İkramlık çatalı. Tatlı çatalım da vardı. O küçük olur diye kullanmak istemedim. O zaman tamam, bıçakları o zaman da tatlı. Ha, ben öyle bıçağı kullanmak çünkü. İsterdim. Küçük olduğu için yakıştırmadım. Bunları kullandım. Hani yanlış anlaşılmak istemiyorum kesinlikle. Ben yani yarın olmazsa getiririm çatalları. Hep birlikte bakarız. Hani bir yanlışlık olmasın, aklınıza yanlış bir şey de gelmesin. Ha, biz de aydınlanmış. Ben öyle gördüğüm için sadece sormak istedim. Evet, sizi aydınlatayım o konuda. Ya çünkü ilk defa duyuyorum ben bir sandıktan 3 tane çatal çıkmasını. Biz de görmüş oluruz o zaman. Tamam, aynen. Duygu Hanım kuru çiçekleri merak ediyor. Ben bunu çok merak ettim ne olduğunu. Benim de böyle bir çiçeğim vardı, kurutmuşsun galiba. Ya bu zamana kadar eşimin bana almış olduğu gül, çiçek, söz çiçeğimiz, işte hediye ettiği çiçekleri ben kuruttum. Bu vazanın içinde kendim böyle süsledim. Yemek masasına da koydum. Çok ince bir düşünüş. Evet, çok da güzel, güzel olmuş. Bende de büyük bir buket gelmişti. Maalesef ben sizin gibi düşünüp kurutamadım. Çürüdü ve çöpe atmak zorunda kaldım. Sağlık olsun. Aynen ama çok güzelmiş. Çok beğendim bunu. Teşekkürler. Gelinlerimizin yorumları bitti galiba Merve Hanım. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse buyurun ikramları tatmaya başlayalım isterseniz. Durun, şu küçüğü alayım. Gülmeyin. Al canım. Ben beceremiyorum bunu, sen al. Cheesecake verir mi? Ben hepsinden aldığım için yer kalmadı. Onun artık çantamı azlık olarak. Paket yapalım. Aynen, evde yerim. Kızlar buyurun siz koltuklara oturun, ben de çaylarımı alıp geleyim hemen. Tamam. İkramları alan gelinlerimiz koltuklara geçerken Merve Hanım da çayları getirmeye gidiyor. Kızlar çayları da getirdim. Şöyle. Çaylarla salona gelen Merve Hanım konuklarına servis yapıyor. Hanımlar, Merve Hanım'ın ikramlarını nasıl buldunuz? Ben cheesecake'ini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ha, çok eline güzel. Sağlık. Ben de beğendim, güzel olmuş. Ben de çok beğendim cheesecake'i. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de
Sarmanızı çok beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Merve Hanım bize ne izletecek acaba? Kızlar ilk size nişanımı izleteyim isterseniz. Beraber izleyelim. Yürümekte zorlanmışsınız Merve Hanım. Ayağımdaki topuklar çok yüksekti. Merdivenlerden çıkarken biraz... Ama Allah'tan eşiniz yardım ediyor. Nişan kıyafetini nasıl buldunuz hanımlar? Ben çok beğendim. Rengini çok beğendim özellikle. Bir de balık model tercih etmişsiniz. Size de çok yakışmış. Çok teşekkür güzel ederim. Olmuş. Çok beğendim. Rengini ben de beğendim ama sanki biraz üzerinize bol gibi duruyor. Tam bol oturuyor değil, muydu? Tam oturuyordu ama orada belki kaldırıyor ya. Şu ön kısımları sanki böyle biraz... O şey balık modeli olduğu için eğilip üstü, kalkarken evet o sıkıntılar oluyor. Değerli konuklarımız şimdi olduğu için çok güzel bir dans müziği hazırladık. Gelin Hanım ve damat bey şimdi. Merve Hanım bayağı heyecanlı şu anda galiba orada. Ben değil de eşim çok heyecanlı, beni kastı biraz. Bu ilk dansınız galiba. İlk dans evet. Şarkıyı özel mi seçtiniz? Özel değil ama çok seviyorum ben eski şarkıları. Onun için nişanımda eski bir şarkıyla dans ettim. Nişan kıyafeti çok mu abiye kalmış hanımlar yoksa gayet iyi mi? Yok. Gayet uygun. Yani çok abiye değil. Bence nişanı salonda tercih ettiğiniz için nişan elbiseniz gayet güzel. Evet. Evde olmuş olsaydı bu şekilde bir elbise abiye giymeniz evet, zor saçma olurdu. Olurdu ama tabii salonda olduğu için gayet normal bence. Merve Hanım, salonunuzu ne kadara kiraladınız? Salonu 4,5 milyara kiraladım. Kaç kişilikti? 1000 kişilikti. Siz mi karşıladınız, erkek tarafı mı yoksa? Yani biz her şeyi eşimle ortak yaptık. Yani ailem değil, kendimiz ödedik. Kaç davetli geldi? Yani yaklaşık 650 kişi falan vardık. Salonun fiyatını nasıl buldunuz hanımlar? Bence nişan için biraz bana salon pahalı geldi açıkçası. Çünkü ben salonumu düğünde zaten 5000 liraya tutmuştum. Ama salon güzel bir salon. Başka neler var içinde? İkramlar var. İşte pastası, kuru pastası ve içecekleri. Duygu Hanım, dün Merve Hanım sizin pastanızı eleştirmişti epey. Siz onun pastasını nasıl buldunuz şimdi? Bu da her zamanki gibi normal, klasik bir pasta. Merve Hanım, pastanız kaç katlı acaba? Sanırım 8-9 katlı galiba. O kadar yok, yok o kadar herhalde. Değil, 5 kat falan, falan var. Evet, değerli konuklarımız şimdi yüzük merasimine geçeceğiz. Ve sıra geliyor nişan yüzüklerinin takılmasına. Yüzüklerinizi kim takıyor Merve Hanım? Dayım. Dayımız. Tepsiyi tutan kim peki? O da yine teyzemin kızı. Yeniden dayınız mı beyefendi be? Tamam. Biz böyle hani biraz da yaşlı başlı kendilerine bir dayı. Gayet de genç bir dayı geldi. Kuvveti almış. Nişan kurdelenizi saklıyor musunuz peki? Evet saklıyorum. Bir kaçında yuttular ama gelenekmiş herhalde. Kızlar kısmetimiz açılır diye kesip kesip yuttular. Berna Hanım, sizin hoşunuza gitti galiba bu görüntü. Para kimin hoşuna gitmez ki? Ya para yani, herkesin hoşuna gider diye düşünüyorum. Beğenmedin mi Melikem? Hayır canım, tabii ki çok iyi yani. Ama fikrimi söylemek istemiyorum, ben bu konuda siz konuşun. Neden Melike Hanım? Biraz arkadaşlarım konuşsun yani. Ya gayet hoş yani, güzel bir görüntü. Tamam, ben de aynısını söyledim zaten. Çok iştah açıcı bir tablo. Hayır ama sanki başka bir fikriniz varmış yok, da yok, hayır. Söylemiyormuşsunuz gibi. Tekrar bana dört döner misiniz? Yine de yüzük çekip saati göreceğim. Merve Hanım, eşinize saat mi taktınız? Eşimin doğum günüydü, nişanımızın olduğu gün. Hem doğum günü hediyesi hem de öyle nişan hediyesi diye saat taktım, evet. Genellikle erkekler güzel oynuyor. Evet, şu erkek güzel oynuyor, şu beyazlı ki. Belli, tam Karadeniz şeylerinin.
Herkes farklı oynuyor. Belli bayanlar becerememiş. Nişanımdan görüntüler bu kadar. Şimdi size kınamı göstermek istiyorum. Tamam. Sıra geliyor Merve Hanım'ın kına görüntülerine. Kına elbisemi nasıl buldunuz kızlar? Yani şimdi nişanlığı gördükten sonra kınayı ben beğenemedim. Nişandaki kıyafetin daha güzeldi. Kınayı beğenemedim şahsen. Merve Hanım, ben bir lavaboya gidebilir miyim? Tabii ki. Burcu Hanım salondan ayrılıyor. Gelin hanım nasıl oynuyor hanımlar? Gayet güzel. Ben saçın ve makyajın fiyatını öğrenebilir miyim? 150 TL. Saç, makyaj. Bir de bir şey soracağım. Nişanda da aynı saçı tercih etmişsiniz. Kınada da öyle. Çünkü ikisine de aynı kuaföre gittim. Biraz onun şeyine uğradım yani. Ben açık istiyordum aslında nişanda. Özellikle de belirttim açık olsun diye. O toplamış son dakika bozduramadım da. Onun için nişanda toplu çıkmak zorunda kaldım. Kınada da yine aynı şekilde topladılar saçımı. Merve Hanım, sürekli eteğinizi tutuyorsunuz. Yanlış bir tercih mi yaptınız acaba? Evet, yanlış bir tercihti. Hemen söyleyeyim. Ben o elbiseyi çok severek, beğenerek aldım. Çok hoşuma gitti rengi falan. Güpürleri dolayısıyla mı? Evet, güpür. Aslında kestirmiştim de. Ayağımda da bayağı topuklu ayakkabı var ama oynarken beni çok rahatsız etti. Hı-hı. Önce bağladık, sonra yine rahat edemeyince kestik altını. Biraz daha diz altından biraz daha kestirseymişsiniz. Yani biraz daha paykansaymış. Zaten tül detayı boydandı. Ya da bilekten birazcık sonrasında daha. Sonrasında kestirdim. Kendimiz kestik yani. Anladım. Burcu Hanım, siz aslında banyoyu merak ettiniz değil mi? Merve Hanım'ın salonunu didik didik ettikten sonra tabii ki banyosuna girme gereği de duydum. Burayı da incelemek istedim. Gördüğüm kadarıyla ufak bir banyosu var ve gene her zaman olduğu gibi gri tonları hakim Merve Hanım'ın banyosunda. Bence biraz daha renk katmalıydı banyosuna. Her şeyi aynı renk tonlarında, duvarlarından sıvı sabununa kadar gördüğüm kadarıyla her şey gri tonlarında. Ben Merve Hanım'ın banyosunda eksiklikler buldum. Merve Hanım'ın banyosunu pek beğenemedim açıkçası. Gelinlerimiz kına görüntülerini izlemeye devam ediyorlar. Geldim kızlar. Hoş geldin. Neler evet. Kaçırdın? Çok şey kaçırdım. Siz spor bir şey giyiniz. Aynen. Kına yakıldıktan sonra yabancılar gitti. Kendi aramızda ben rahat edebilmek için spor giyindim. Hep Karadeniz havası çalmış galiba. Genellik evet, bir iki tane misket de oldu ama genelde horon teptik. Belli. Merve Hanım, eşinizle nasıl tanıştınız? Nasıl bir evlilik teklifi aldınız acaba? İşim anlatsa aslında bir çağırsak müsaade ederseniz. Çünkü biraz enteresan oldu benim evlenme teklifim. İşiniz mi gelecek yani buraya? Ya ben ondan sabah... Rica ettim. Hı. Geldi işinden izin alıp. Peki siz niye anlatmışsınız? Çünkü çok farklı bir evlenme teklifi oldu. Onun anlatmasını istiyorum. Değişik bir evlenme teklifi. Buyur canım. Evlilik teklifini anlatmak için Merve Hanım'ın eşi gelin evine konuk oluyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merve Hanım'ın eşiyim ben. Memnun olduk. Memnun olduk. Eşinizin rakiplerini tanıdınız beyefendi. Hepsine bol şans dilerim. Teşekkür ederiz. Kime şans dilediniz acaba? Eşinize mi, bütün gelinlerimize mi? Kısmet, beğenden hangisi olursa olsun. Tabii ki ben. öncelik ben. İlk etapta öncelik eşim tabii ki de. Akşam eşiniz bu duruma ne der peki? Bilmiyorum, belki kapı dışarıda olabiliriz. Şu meşhur evlilik teklifini anlatır mısınız acaba? Meraktan çatladık neredeyse. Sözü ona bıraktı herhalde. Bizimkisi gayet anormal yani. Anormal bir evlilik teklif oldu. Yani belki Türkiye'de ilk defa olmuştur. Bir bayanın erkeğe teklif etmesi. Oo. Nasıl yani? Merve Hanım'ı mı sevdin? Anlatayım isterseniz. Merve Hanım'la biz aynı iş yerinde çalışıyorduk.
Bir gün telefon geldi. O zaman ben bekardım tabii. Bu evde yaşıyordum tek başıma bekar hayatı. Anahtarı istedi. Ben dedim ki kendime, tamam dedim, yaşadım. Evi toplayacak, ütümü falan yapacak. Meğersem daha büyük sürpriz varmış. Akşam oldu, eve geldim. Kapıyı çalıyorum tabii, açan yok. Allah Allah, bu kız ne yaptı? Kaçtı mı, nerede? Sonra geç zaman olunca açtı kapıyı. Bir girdim, bir şey şaşırdım. Yollar, yani derler ya, yollarına gül döktüm. Benim girişten salona kadar gül sermiş her yere. Mum ışıkları, duvar bütün. Yani çıkma tarihimizden beri bütün resimlerimizi asmış. Her yer resim gördüğünüz gibi. Şok oldum. Ondan sonra girdik içeri, oturduk. Sana dedi bir sürprizim var. Allah Allah dedim. Ne? Dedi ki senin yapamadığını ben yaptım. Dedim bravo sana, ne yaptın? Söyle bakayım. Geçti karşıma, dedi benimle evlenirsin. Tek taş da çıkardın mı böyle? Tek taş çıkardım. Vallahi bravo Merve Hanım. Konuya nasıl girdiniz hemen? Yani dedim ki çok bekledim seni dedim. Senin yapacağın yok herhalde. Ben sana böyle bir sürpriz yaptım dedim. Benimle evlenir misin dedim direkt. O tabii o ara biraz şaşırdı. Hem bekledi. Acaba kabul etmesem mi falan dedi. Tabii ben de içimden esprisine diyorum acaba. Düşünsem mi, hayır mı desem. Sonra tabii kıyamadım. Bir an dedim erkeklik yerlere gitti herhalde. İlk defa bir bayan erkeklik gidiyor. Sonra tabii biz de kabul edeyim dedim. Hadi kabul edeyim bari. Zahmet olacak ama. Öyle bir evlilik teklifimiz oldu. Kabul ettik. Ne dedi peki? Ne söyledi size? Cümleleri gayet heyecanlıydı. Bir yandan tabii kızgındı. Boğacaktı beni. Hani bana evlilik teklif edecektin. Merve Hanım biraz sabırsız olup daha erken davranmış. Demek ki bir an önce düğün istiyormuş. Etmeyecek, Cüneyt elimden kaçar diye bir an önce alayım diye o daha önce davranmış. Tabii bize de artık evet demek düştü tabii ki. Vallahi Merve Hanım, cesaretinize hayran kaldık. Tebrik ederiz sizi. Teşekkür ederim. Bence de tebrik ederiz. İsteme olayı falan oldum da babanı çağır da var bu. Sen isteyeyim diyordu babam. Ben de o kadar da kalsın artık. Biraz üzücü. Merve Hanım'ın eşine bize katılıp anılarını paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar evlilik teklifini de öğrendiğinize göre düğünüme geçebiliriz. Damatlığı nasıl buldunuz hanımlar? Takımı güzel, şık. Sence papyon değil de kravat tarzı bir şey olsaydı daha iyi olurdu bence. Onu ama ben... Şeye çok hoş. Rengi. Rengi mi? Takımı çizgiler falan var sanırım üzerinde. Gömleğin üzerinde mi çizgiler var? Yok, gömleğin üzerinde. Yani gömleğin yaka kısmında çizgileri var. Ha evet. Çok şu kısımda çizgileri var. Papyonu özellikle ben istedim. Aslında nişanlı da taktıracaktım. Ben çok yakıştırıyorum. Ben de çok seviyorum evet. Papyonu. Benim eşim de takmıştı. Nişanlıda kravat takayım dedi. Çok sevmiyor çünkü papyon takmayı. Düğünde de papyon takarım demişti. Düğünde papyon taktık. Gelinliğini nasıl buldunuz? Gelininizin etek kısmı çok güzel. Prenses model. Evet, prenses model. Çok yakışmış size. Teşekkürler. Gelinlik ve damatlığın fiyatını öğrenebilir miyiz? Tabii. Gelinliğim ben 1.500.000 aldım tamamen hepsini. Damatlıkta 1.750.000. Ayakkabısıyla birlikte kravatı, papyonu hepsi. Merve Hanım'ın nikah görüntülerinde sıra. Nikah merasimine gelin oda başlıyoruz şimdi. Evet, gelin oda. Buyurun. Mikrofona. Düğün salonunu ne kadara tuttunuz Merve Hanım? Benim düğün salonum biraz gereksiz pahalıydı. Gereksiz pahalıydı? Evet, gerçekten gereksiz pahalıydı. Yani bilmiyorum adından mı artık, normalde Karadeniz insanı Artvin özellikle hep orada yaptığı için hafta sonları düğün fiyatları 10.000 TL'ymiş. Oh. Hafta içi de ben istemedim. Hafta içi de 7.000 liraymış. Yani 3.000 liradan dolayı hafta için tercih etmedim cuma gününü. Cumartesi oldu benim düğünüm. 10.000 liraya tuttuk ama yani 10.000 lirayı hak edecek hiçbir şey olmadı. Masalarım falan çünkü o kadar 10.000 liralık ağır bir masa falan duruyor sandalyem falan. Kayınpederim özellikle çok istedi bu salonu, hani herkes bilindik olduğu için diye. Hiçbir şey de karışmadığı için onu orada kıramadık. Hiçbir baskı ve zorlama altında kalmadan Sayın Cüneyt Yılmaz beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ve gelin hanım ayağa basıyor. Biri hatırlattı herhalde. Eşimin kuzeni oradan bağırıyor bas bas diye.
damat bey ayağına basıldığını fark etmemiş galiba. O çok heyecanlı. Anlamıyorum. O kıpkırmızı olmuş. Baksana. Dudaklarını yiyor heyecandan. Özel bir şarkı mı seçtiniz Merve Hanım? Özel bir şarkı değil, hoşuma gitti. Değişik bir şey olsun istedim. Bunu tercih ettim. Kaç katlı bu pasta? 5 herhalde o da. Sığmamış ekrana. Daha büyük duruyor da. O yüzden sordum. 5. Bu şey değil mi? Maket değil herhalde. Maket. Ha. Yani 10 bin liralık bir salonda en azından gerçek pasta evet. olması gerekirdi yani. Maalesef bilmiyorum. Yok. O pastayı koydukları masa nasıl sizce? Sehpa mı o ne? Vallahi getirdikleri şey. Ayaklı sehpa herhalde. O da hiç hoş değil bence. Ve Merve Hanım'ın düğününde takı törenine geliyor sıra. Düğününüzde ne kadar takı takıldı Merve Hanım? Düğünde bana 50 bin lira nakit para takıldı. Altınlarım da 98 tane çeyreğim vardı. 17 tane de bileziğim. Çok iyi. Çok güzel takılmış. Peki duruyorlar mı yoksa yatırım? Bileziklerim ve çeyreklerim duruyor ama nakit parayı kullandık. Biz sanki bedava mı gittik? Biraz öyle. 17 tane bileziği. Hiç evet, bir şey bulamadım. Çok bedava. Benim iş çevrem hep bilezik taktı ondan. 17 tane ya maşallah. Çok güzel çalıyor. Kim çalıyor bu tulumu? Ya bunu babam getirtmiş ama bizim bir akraba herhalde tanımıyor. Çok güzel çalıyor bence. Güzel. Kulağıma hoş geldi yani. Damat Bey oynamayı biliyor mu? Eşiniz? Bilmiyor mu? Evet. Peki siz oynuyor musunuz Merve Hanım? Biliyorum. Neden başka hanımlar oynamıyor peki? Bu Artvin'in bir saatlik böyle düğünde erkek tulumu oluyormuş. O. Yani sadece erkekler oynuyor. Bizim düğünde birkaç bayan daha girdi sonrasında. Müzik hoş ama oyun çok ağır. Yani bu... Yavaş yavaş hızlanıyor. Evet çok falan. Yavaş ağır bir oyun yani. İnsan uykusunu getirir. Ne diyorlar burada? He diyorlar öyle. Pardon. Kızlar müsaade ederseniz benim mutfak aklıma takıldı. Bir bakayım geleyim müsaadenizle. Tabii. Berna Hanım salondan ayrılıyor. Merve Hanım bayanlar da oyuna katılmış burada. Evet bayanlar da geldi. Yeşil tişörtlü beyefendi kim? O da yine eşimin akrabası oluyor. Yani o grup. Bir o, bir de gençten bir grup var. Onlar hiç durmadılar. Bayağı iyi oynuyorlar. O beyefendi çok farklı oynuyor ama. Evet, diğer çocuklar da çok güzel oynuyorlar. En iyi bu ekip oynuyor galiba. Bu ekip sabit. Bunlar mı devam etti peki? Yok, sonra girenler oldu ama bunlar... Çok güzel oynuyorlar. Oradan sıkılıyorum. Gençlerin yanına gidiyorum. Kızlar, inceledim geldim. Biraz şaşırdım ama normalde düğünlerde bakar mısınız? Evet. Damat oynamayı bilmiyor. Yanındaki yeğen de bilmiyor. İkisi böyle gidiyor. Onlar evet. Ayaklarına dikkat edin. Oynamak için oynuyorlar şu anda. Görüntüleriniz bitti galiba Merve Hanım. Kızlar düğünle alakalı yorumlarınız bitti herhalde. Ben size düğün ve nişan albümümü vereyim. Siz onlara bakarken ben de sizin için sürpriz kıyafetimi giyeyim. Merve Hanım albümlerini almaya gidiyor.
albümlerini konuklarına veren Merve Hanım sürpriz kıyafetini giymeye gidiyor. Hemen geliyorum. Merve Hanım'ın sürpriz kıyafeti ne acaba? Ve Merve Hanım gelinliğiyle salona geri dönüyor. Hanımlar, gelinliğini beğendiniz mi Merve Hanım'ın? Duygu Hanım? Ben beğendim, güzel. İşlemelerini beğendim. Kabarıklığı yine hoş, güzel. Şık bir gelinlik. Duvağına bakabilir miyim? Evet, duvağın da güzel. Burcu Hanım, siz beğendiniz mi? Ben de beğendim. Sade bir model tercih etmişsin, etek kısmı özellikle. Bir de prenses model tercih etmişsin. Sana da çok yakışmış gelinliğin. Güzel. Berna Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben şöyle, gelinliğini sade olduğu için beğendim. Ben de sadeliği seviyorum zaten. Hani çok böyle hani gelinlerin şatavatlı olur diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Beni sadece rahatsız eden şu göğsündeki bolluk ve şu kollarındaki sadece bolluk. Onun dışında güzel, duvan da güzel, sade, şık. Kollarım aslında bol değil. Bunu bilerek böyle yaptırdım. Hot değil yani. Hani oyun oynamamda falan pek fazla kalkmıyor çünkü. Peki kızlar, bir şey göstereceğim size. Bunun böyle önü, dönebilir misin canım bir bana? Şöyle bol olmasının sebebi biraz daha şöyle olması gerektiği için. Ama çok da sıkı olmayacak şekilde. Şuradan birazcık daha alınması gerekiyordu. Şöyle. Ama oradan alınınca şu kadar, şu kadar, hayır. Aynen bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar alınacaktı. Bu kadar azıcık içeri alınacaktı sadece. Merve Hanım kendisi özellikle böyle yaptırdığını söylüyor Duygu Hanım. Hı hı. Bu tarz gelinlik modelleri var, yok değil. Evet. Hani tabii ama ki bilmeyen insan, bir saniye ben bir konuşayım. Bilmeyen insanlar tabii ki işte acaba bol mu büyük mü ya da olmamış mı farklı bir şey düşünebilir ama ben şahsen bu işten biraz anladığım için yani kolları beni rahatsız etmedi. Hatta biraz daha da düşük olabilirdi. Yok, beni de rahatsız etmedi. Sadece omuzları fazla düşük ve çok küçük omuzları. O yüzden o detayı kullanmış. Yani eve o kadar bir dünya para harcamış ama gelinliğine hiç özenmemiş. Yani bu da hoş değil bence. Sonuçta gelinlik bana göre evden daha önemli. Sıra geliyor albüm yorumlarına. Yorumlarınız bittiyse albümlere bakmaya devam edin. Ben de oturayım bu arada. Bakalım gelinlerimizin albüm yorumları neler olacak? Merve Hanım, öncelikle albümümüze biz arkadaşlarla baktık. Benim hani dikkatimi çeken pozlar oldu tabii ki. Çok güzel pozlar vermişsiniz eşinizle birlikte. Şu pozda mesela hani ben olsaydım hani iki tane aksesuar değil de hani bir tanesini tercih ederdim. Hani hem elinizde çiçek var hem de burada ayrıyetten şemsiye var. O dikkatimi çekti. O hoşuma gitmedi. Yani o fotoğrafçının konsepti hem çiçek hem şemsiye öyle poz verdik de öyle oldu. Aynı yorumu Duygu'ya da yapmıştım sana. Hı hı, evet, ben hani o olayı sevmiyorum. Hani bir tanesinin kullanılması daha güzel. Ayrıyetten bir de beğendiğim bir pozunuz var. O da çok hoşuma gitti. Şu pozlarınızı çok beğendim ben. Şurada. Mesela burada tek bir aksesuar kullanması çok güzel. Evet. Bu iki pozunuzu da çok beğendim. Onun dışında albümümüz güzel. Beğendim. Teşekkür ederim. Albümünüz kaça mal oldu Merve Hanım? Düğün albümüm bana 2100 TL'ye mal oldu. Yani bir bu, iki tane de aile albümü. Çok fazla bence. Yani bu albümün bir özelliği falan var mı? Hani ne diye geçiyor? Albümün değil de. Sonuçta albüm kaliteleri var yani. Evet. Aha. Albüm de kaliteli ama yani fotoğrafçı iyi olduğu için, normalde fotoğraf fiyatları da öyle. Çünkü iki yerde farklı çekim yaptığı için, dış çekim bir yer olduğu için, olmadığı için, dış çekim olduğu için öyle oldu. Ben şurayı şöyle komple çok beğendim. Yani şu pozların hepsi çok hoşuma gitti. Yani çok orijinal duruyor hepsi. Neresi burası? Kilios sahili mi? Evet. Orayı Kilios duymuştum. Plajı. Çekim. Ha, tamam, plajı, evet. Duymuştum ben orayı. Çekim için falan çok iyi diyorlardı. Gerçekten güzelmiş. Peki bu çekimler için özel bir kostüm mü tercih ettiniz Merve Hanım? Ya çünkü düğünümden önce çekimim yapıldı. Ha, şunu da çok beğendim. Bunu da göstermek istiyorum. Gelinliğime girmek istemedim. Daha önce böyle bir pozda görmedim. Bu çok hoşuma gitti bence. Çok güzel. Burcu Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Merve, nişan albümünde şu pozu çok beğendim. Çok masum bir poz. Çok güzel. Ayrıca şu pembe tacı kullanmışsın. Çok beğendim ben bunu. Nişanlım da çok güzel ayrıca. Balık model tercih etmişsin. Gelinliğinde de tam tersi prenses model. Onun dışında beğenmediğim bir fotoğraf var. O da şu bütün detayları bir sayfada toplaması. Özellikle şu, şu,
Bir de şu, üçünü, üç fotoğrafı bir sayfada toplamış detay olarak. Bunu beğenemedim. Hani farklı farklı sayfalarda yayınlasaymış bu pozları çok daha güzel olurmuş. Olabilirmiş. Bir tek bu hoşuma gitmedi. Onun dışında nişan albümü çok güzel. Kalitesi de çok güzel. Teşekkür ederim. Düğünle nişan fotoğrafçınız aynı mıydı? Aynı, evet. Nişan albümünüz ne kadar mal oldu? 100 lira. Nişan fotoğraflarının Kuzguncuk. Kuzguncuk ve Kuzguncuk sahilinde çekildik. Evet, ben. Duygu Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben bir tek bunu beğenmedim. Başka bir poz alabilirdi. Hep yandan profil vermişsin. Vermişsin değil, ortağını verdirtiyorlar. Biraz öyle hep oldu. Hep çoğunlukla baktığımızda hep yandan. Hiç şey yok, düz yok. Niye hep yan tercih ettirdi? Yani bilmiyorum. Genelde hani kıyafeti göstermek amaçlı olduğu için öyle çekti herhalde. Davetiyeyi beğendiniz mi hanımlar? Dışındaki sizin şey tercihiniz mi? Damga çok farklı bir hava katmış. Sanki böyle bir mektup zarfı gibi. Değil mi? Ya çok hoşuma gitti. Bir şey biraz da böyle eskitme tarzında. Daha önceden görmüş olduğum bir model. Güzel eskitme tarzı, aynen söylediğin gibi. Bu şekilde resimlerini pull gibi baskı yaptırmışlar. İçi de yine bu şekilde. İçinde de fotoğraflar kullanmışsınız. Anılar ilk günkü gibi taze kalsın. Ekrana sizin aşk hikayeniz gelsin. En mutlu fotoğraflarınızı bizimle paylaşın. Çerçevedeki resimler gelin evi ekranlarında hayat bulsun. Düğün ya da nikah fotoğraflarınızdan birini seçip gönderin, yayınlayalım. Adınız, soyadınız ve şehrinizi yazın. Mutluluğunuz gelin evinde ekrana gelsin. Albüm yorumları da bitti galiba Merve Hanım. Çeyizlerimi alayım, hep beraber onlara bakalım. Olur. Olur. Merve Hanım çeyizlerini alıyor. Evet hanımlar, bakalım çeyizleri beğenecek misiniz? Bakalım Merve Hanım, çeyizinizde neler varmış? İlk önce mutfak havluları galiba bunlar, evet. Değil mi? Bir bakalım mutfak havluları. Daha çok benim şu kırmızı dikkatimi çekti. Bunu kim yaptı? Teyzem. Bütün hepsini teyzeniz mi yaptı? Ya benim çeyizimi yoksa... iki kişi yaptı. Teyzem ve kuzenim yaptı. Hepsi de iğne oyası gördüğüm kadarıyla ve hepsi de birbirinden güzel. Şöyle bir tanesini de açayım. Bakın. Ben çok seviyorum yani iğne oyasını. Çok güzel duruyor. Çok asil duruyor değil mi? İğne oyasını yapmak zahmetli mi hanımlar? Ben zahmetli diye biliyorum. Çünkü bizim bir komşumuz vardı, yapıyordu. Bayağı zordu yani iğneyle, ne bileyim. Elemeye göz mü? Evet. Bence. Mesela yaptırdığın zaman da biraz pahalı diye biliyorum ben. Eskilerden çok, hani eskiden çok yapılıyordu ama şu anda fazla da yapan yok. Hı hı. O yüzden böyle görünce seviniyorum yani. Güzel, hı hı, bence. Bunları geçeyim. Şu ben. Da çok güzel. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Bu çok güzel. Şöyle göstereyim bunu da. O dantelin bir ismi var mı acaba? Fransız güpürü mü bu? Yani inanın hiç bilmiyorum. Ben onu nişan borçasıyla birlikte aldım. Hediyesiydi, seccadesi ve havlusu vardı. Denizdeki hazır yani. Duvak gibi Fransız güpürü diyebiliyorum ben bunu. Ben de şunları sevmiyorum. Bunu göstereyim bu arada. Bir tek bunu beğenmiyorum ben de. Bilmiyorum ne olduğunu. Buna bir şey diyorlar kasnaktan ama. Kasnaktan işliyorlar onu. Ne diyorlar buna? Kasnakla işliyorlar onu. Kasnağı örüyorlar onu. Pullarını yapıştırıyorlar tutkalla. Peki zahmetli iş mi bu? Biraz. Kuruması gerekiyor onun. Çok zahmetli bir şey, evet o. Evet, bu da bayağı moda oldu ama bilmiyorum, evet. Ben bunu hiç beğenmiyorum.
Burada bir işleme var galiba. Bu nedir? Bir saniye bakayım. Bu hazır herhalde ama ne şey olduğunu bilmiyorum şu an. Duygu Hanım bilir bunu belki. Aynen. Bakayım. Duygu Hanım bir baksın. Makine nakışına benziyor kızlar bu. Makine nakışı. Havluya makine nakışı yapılmış. Güzelmiş. Ben şunu da çok beğendim. Niye hep ben cevap veriyorum böyle şeylere? Ya sizi, siz bilgilisiniz. Ben hiç bilmiyorum çünkü Dante Erkin'in oyası. Duygu Hanım, size sorma sebebimiz hani Emelik Hanım sorma sebebi hani ben anlıyorum bu işlerden. Kasnak biliyorsunuz. Az öncekine yorum yaptınız. Bence bir gelin adayının bunları bilmesi çok güzel bir şey. Biz bence üç gelin adayı bilmiyoruz. Size soruyoruz. Daha iyi yani. Biz bilmediğimiz için utanıyoruz aslında. Sizin cevap verdiğiniz zaman bence böbürlenerek cevap vermeniz lazım. Bir gelin adayının bunları bilmesi güzel bir şey. Peki bir şey demedim. Yok hani bana niye soruyorsunuz dediniz de o yüzden ben açıklama yaptım. Sizin neden bilmediğinizi merak ettim. İşte o da bizim ayıbımız. Bilmiyoruz. İşin şeyi o yani. Bilmiyoruz. Hiç yapmadım bile kendime bir şey. Ya zaten bunun işleme olduğunu biz anlayabiliyoruz. Sadece hani el işlemesi mi yoksa makine mi ben onu ayırt edemediğim için sana sormak istedim. Yanlış anlama sakın. Yok yok. Ben Ino'yu evet seviyorum. Dantel sevmiyorum ama Ino'yasını seviyorum. Daha zarif geliyor bana. Daha böyle güzel geliyor. Yani dantel sevmiyorum. Bir haftadır başımızı yedim. Beni de soğuttun yani dantelde. De evine gidiyormuşuz her yerde dantel falan. Sizin için özel olarak seveceğim dantelleri. O süstür herhalde. Aynen. Değil mi? Bebek için değil. Ya mutfak. Mutfak için genellikle asılıyor böyle. Kullansaydınız keşke bunu Merve. Aynen şöyle. Mutfağınızda. Ya sevmiyorum ben o tarz şeyleri. Onun için kullanmadım. Bak burada da var mesela renkleri. Onları babaannem yapmış. Hem büyükleri var hem küçükleri var. Minik minik çok güzel. Şöyle hepsine şunu da getir Burcu. Böyle güzel bir ip editsem. Aynen şu şekilde. Çok güzel, çok güzel olur. Bir dekor olur mutfakta. Aynen. Genellikle bunu küçük kavanozlara yapıyorlar şöyle küçük küçük. Dışına süs olarak koyuyorlar. Bu da bebek patiği işte. Evet. Bunları kim yaptı Merve Hanım? Onları babaannem yaptı benim. Evet. Bütün hepsini mi yoksa sadece patiklerin mutfak? Hepsini o. Genelde hep evde oturduğu için öyle örüyor yani. Merve Hanım, bunu bohçanızdan mı çıktı yoksa babaanneniz mi yaptı? O bohçamdan çıktı. Bohça, bunun bir de şalı olur mutlaka. Var evet, mı var, takım olurlar? Onun her rengi var, evet. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Evet. Şimdi daha moda oldu bunlar. Bayağı bir. Aynen bayağı bir patik. Patikleriniz bayağı bir. Babaannem hiç boş durmamış. Tek torunu siz misiniz? Yok hayır, hepimizi o kadar örmüş. Ben bir de onları dağıttım yani. Böyle bir çuval vardı. Onu dağıttım. Bu niye bu kadar büyük? Batma boy yapmış. Ev papuçları gibi duruyor. Bunları aslında kullanabilirsiniz. Evet. Nasıl yani, sevmiyorsunuz? Yani ben kullanmıyorum pek. Bunlara ne diyorlardı kızlar? Dansöz patiği. Dansöz patiği. Böyle diyorlarmış. Şöyle. Yok çok güzel. Evet çünkü namaz örtüsü. Bu da bohçadan mı? Evet onunla teyzem yaptı. Çok güzelmiş ama o. Ben çok beğendim, çok hoş. Çok güzel. Evet, renk tonları da çok güzel uymuş. Bunu mesela ileride çocuğunuz olursa yani hani bebek mevlütünde atıyorlar ya şöyle. Evet evet. Kullanabilirsin çok güzel. Zaten o zaman da kullandım siyahını. Evet çok güzelmiş. Oyası çok hoş. Onları anneannem haçtan getirmiş bana hediye. Şu da güzelmiş değil mi Burcu? Evet, renkleri çok güzelmiş. Şunu ayıramadım. Birleşmişler. Karışmış. Biraz dolaşmışlar. Merve Hanım'ın çeyizini çok beğendim. Bu çok güzelmiş. Bu da bayağı bir zahmet. Bunda mı teyzeniz? Evet, onda teyzem. Teyzeniz bayağı marifetliymiş. Yani çok güzel. Ellerine sağlık. Hepsi bir de iğne oyası. Çok göz yoran, uğraş isteyen bir şey. Emek. Evet, çok sağ olsun. Olmasa çeyizim olmayacak. Bence kıymetini bilin yani. Çok güzel hepsi. Evet, çeyizimiz. Haklıyorum onun için. Hiç kullanmayı kıyamıyorum ben onları. Melik Hanım emeğe değer verdiğini söylüyor. Fakat emeğe değer vermedi. Biz orada incelerken o sıkılmış bir şekilde yüzünü somurtup oturdu. Bu da iğne oyası. Namaz
ne derler? Namaz örtüsü. Namaz örtüsü. Namaz örtüsü yine o yasa olarak geçiyor. Burada çok güzel bir renk var. Evet, demin gösterdiğim şeylerin. Onun her rengi var. Evet. Her rengin bir sipariş vermiş. Yani yok, ben bir tane göstermek istedim. Renklerin olduğunu gördüm. Çok güzel. Ellerine sağlık. Bak, bunlar çok şeydi. Modaydı. Çok şeydi. Ben böyle bir şey ilk kez görüyorum şahsen. Yok, ben gördüm. Ben ilk defa vardı. Görüyorum. Ben bohça yaptığım için götürmüştüm ben. Duygu Hanım'da da öyle bir şey vardı. Vardı. Ben görmedim. Buna onu. Değişik bir şey incili olarak vardı. Ha, pembe tek renkli tülbent üzerine. Tamam, tek hatırladım. Evet, vardı tek renkli. Evet, bunun her modeli var zaten bu işlerinden. O nasıl oluyor Duygu Hanım, biliyor musunuz? Bunlar, evet biliyorum. Bunlar böyle şey olarak metre... Bilmesene şaşırdım zaten. Bunlar böyle metre işi satılıyor. Ondan sonra, şeyler mi? Evet, şu boncuklar detaylar mı? Evet, şunlar. Metre işi satılıyor. Zaten şunlara önce şu altı işlendikten sonra bu üstüne işleniyor. Sonra bunlar işleniyor. Siz yapıyor musunuz? Yok, biliyorum sadece. Beceremiyorum. O ya, inoyu değil. Çünkü eski tülbentlerden. Onu zaten bana eşimin halası. Çok eski tülbentlerden biliyorum evet. Onları. Bu çok güzelmiş kızlar. Evet, o çok güzel, evet. Bak, çok, o çok hoş. Kibar böyle. Çok güzel. Değişik bir şey. Kez görüyorum böyle bir örnek. Eşarplı güzel. Kalpçik gibi oluşmuş. Aa, evet, kalp gibi duruyor. Evet, kalp gibi oluşmuş sanki. Çok güzel. Bunlar bebek patikleri. Şöyle gösterelim. Evet, bebek patikleri. Babaanneniz torununun çocuğunu bile düşünmüş yani o kadar. Şöyle çok tatlışlar. Güzelmiş değil mi? Gerçekten çok becerikliymiş babaanneniz. Ellerine sağlık. Bu da sizin yöresel patiklerden mi? Yani evet. Hani Rize'ye özel mi? Evet, Rize'nin. Genelde hep o tarz oluyor da diğerlerini değişik model yapmış çeyize gireceği için. Onlardan da birkaç örnek var. Eşim de görmüştüm böyle bir şeyler de ondan sordum. Diğer çeyizlerim var, onları göstereyim hemen isterseniz. Tabii. Ağırmış, bu da kaldıramıyorum. Merve Hanım, bunu teyzeniz mi? Evet, teyzem yaptı. Çok harika bir şey bu. Bayıldım buna ben. Çok güzelmiş bu. İğne oyasıyla güzelmiş. Evet, teyzenizin bayağı emeği var ama çeyizinizde. Evet, çok emeği. Hanımlar, çeyizin modası geçer mi peki? Belli bir zamandan sonra geçer tabii ki. Yani geçmez bence. Bence geçer. Ben annemin baktığım zaman çoğu şeyini beğenmiyorum. Sürekli yeni şeyler çıkıyor. Yeni şeyler evet. Sürekli değişiyor. O yüzden mesela ben anneme bakıyorum mesela çeyizine, beğenmiyorum yani. Sürekli değişiyor. Fakat mesela ya iğne oyası ne kadar güzel. Sen mesela bu tarz şeyler yapabiliyor musun peki? Yok, yapamıyorum. Belki de o yüzden beğenmiyorsundur. Beğenmiyorum değil. Dedin ya şimdi beğenmiyorum. Hayır, onu demiyorum. Mesela iğne oyası şu anda beğeniyoruz ama belki 5-6 yıl sonra iğne oyasını bizim çocuklarımız beğenmeyecek. Onu diyorum. Tabii ki yani beğenip beğenmemek önemli değil bence. Sonuçta burada bir emek var. Ben ondan bahsediyorum yani. Hani kullansan da kullanmasan da sonuçta bunlar yıllardan beri yapılan bir şey. Ve çeyizde de görünmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Hani tabii ki hazır da olur, el örgüsü de olur. İlla hepsi el örgüsü olacak diye bir şey de yok. Emek verilen hiçbir şeyin modası geçmez mi Melike Hanım? Yani tabii ki sonuçta emek verilmiş. Hani ben yok işte bunlar modası geçti, bunlar eski, bunlar artık kullanılmıyor. İşte milattan kaldı gibi sözlere ben sinir oluyorum açıkçası. Hani beğenmeyebilirsin ama sonuçta saygı duyabilirsin. Sonuçta bu çok bir emek yani. Ben biliyorum, hani yapan insanlardan biliyorum. Ben şahsen şunu 10 sene uğraşsam yapamam. O yüzden yapana da bir şey söylemeye hakkım yok diye düşünüyorum. Bunun rengi çok güzelmiş. Evet, onu kuzenim yaptı bana. Ve modası da hiçbir zaman geçmez yani. Rengini çok beğendim, çok güzel. Bu ne peki? Nevresim o. Nevresim mi? Nevresim takımı, evet. Bunu kullandın mı hiç? Hayır, hiçbirini kullanmadım ben çeyizimde. İnşallah ileride kullanırsınız ama. Yani sonuçta şu an yeni evlisiniz. Önünüzde uzun yıllar var. Tabii ki. En yani azından özel günlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten yani. Kullanıyorum özel günlerde. Yani yeter ama zaten. Ama hani göstermek amaçlı. Çünkü kıyamıyorum ben bunları kullanmayı. Aynen, ben de. Katılıyorum. Merve'nin söz tepsisi galiba bu. İnceleyin isterseniz. Evet.
Bunu özel mi yaptırdın? Yok, hayır, hazır aldım onu. Bunun ayakları dönüyor mu? Şunu alır mısın? Evet, onun ayakları dönüyor. Bu nedir? Ay, Merve Hanım'ın nişan sandığınız galiba. Evet, evet. Nişan sandıklarım. Normal küçük aldım onları. Onları kullanıyorum ama. Kullanıyor musunuz bunları? Çok güzel. Ayna seti mi diyorlar, ne bu? Evet, o ayna. Neler var ayna setinin içinde hanımlar? Su var, aynası var. Saç için, bir de kıyafet fırçası oluyor. Ten bu şekilde. Var, takır kutusu. Bundan bende de var. Çok güzel, ben çok beğendim. Rengi de çok güzel, modeli de çok güzel. Hı-hı. Bunu kullanıyor musunuz? Yani yine şeyimin önüne koyuyorum. Evet, makyaj, öyle diyecektim ben de. Çok şık koyuyorum. Duruyor çünkü. Kullanın bence de. Sence canım? Ben de beğendim. Güzel, bende de var. Kullanıyorum. Ayna takımının fiyatı nedir Merve Hanım? Ayna takımının fiyatı 120 TL. Uygun mu hanımlar? Çok iyi bence. Burcu Hanım lifleri bulup çıkarıyor bu kez. Kısa, burada Merve'nin lifleri var. Bakalım. Aa, bakın bu çok güzel. Ben ilk defa görüyorum. Çok farklı bir model. Çok güzel. Nasıl kızlar? Siz gördünüz mü çok daha önce? Çok farklı. Bile? Ben görmedim. İlk kez görüyorum. Bende var ondan. Biz göremedik. Var mı vardı sizde? Bunu kim yaptı? Onu da yine kuzenim yaptı. Liflerimi o yaptı. Çok güzel yapmış. Eline sağlık. Merve Hanım, siz çeyizinize bir şeyler yaptınız mı? Yok, ben kendi çeyizime hiçbir şey yapmadım. Hazır aldım. Hiç kendi yapmış olduğum bir şey yok. Renkler nasıl hanımlar? Renkler çok güzel. Cıvıl cıvıl. Çok canlı hepsi. Bunu ben görmek istemiyorum. Bunun herhangi bir önemi var mı diye soruyor Duygu Hanım da. Ha, bir önemi yok. O sadece normalde plastik oluyor. Ona kılıf dikmiş teyzem. O şekilde. Kumaştan mı? Ne kumaş olduğunu bilmiyorum. Biraz değişik bir kumaşı var ama daha kullanışlı oluyor öyle. Kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Ya ben çok sıcağı sevdiğim için kullanıyorum. Güzelmiş. Kızlar, Merve'nin burada seccadeleri var. Ama hepsi hazır. Hazır, evet. Onların hepsi açtan geldi. Çok fazla olduğu için de yaptırmadım. Açtan gelmesi çok güzel bir şey. Kim gitmişti oraya? Anneannem gitmişti. O, onun hediyesi. Allah kabul etsin öncelikle. Amin. Farklı bir nişan sandığı görüyorum. Hmm. Şu şekilde. Onun kapağı falan var mı? Evet. İçine bu şekilde mi bunun kapağı? Evet, aynısını giyiyor. Kullanıyor musunuz bunu normalde yoksa kaldırıyor evet. musunuz? Yok, hayır, kullanıyorum. Çünkü evet. Çok farklı, çok aksesuar değişik. Aksesuar olarak da kullanılabilir, çok şık gerçekten. Fiyat ikisi de çok güzel. Kullanıyorum aksesuarları. Fiyatı ne kadar? 350 TL'ye aldım ikisini. Çok iyi. Evet. İçinde peki o aldıklarınız da içine dahil miydi? Hayır değil, onları ayrı aldım. Ceyiz yorumları da bitti galiba Merve Hanım. Peki o zaman hep beraber toparlayalım, daha sonrasında puanlamaya geçelim. Tamam. Yorumlarını bitiren hanımlar çeyizleri topluyorlar. Melike Hanım, sizden başlayalım buyurun. Merve Hanım toplamda kaç puan alıyor? Benim için biraz sıkıcı bir gündü. Açık konuşmak gerekirse bayağı bir sıkıldım. Gelinliğini beğenmedim. Harbinde beğenmediğim pozlar da vardı, beğendiğim pozlar da vardı ama genel olarak iyiydi. Dekorasyonu beğenmedim. Masa düzenini beğendim. Gelinliği çok güzeldi. Bu durumda Merve Hanım'a puanım. Çeyizi yeterli geldi bugün bana. Gördüğüm iki günden beri gezdiğim evlerin arasında en yeterli çeyiz Merve Hanım'ın çeyiziydi. Gelinliği prenses model kullanmıştı. Saç yapısını beğenemedim. Albümü çok güzeldi. Kusursuz diyebilecek kadar çok güzeldi. Çok beğendim albümünü. Bu durumda Merve arkadaşıma puanım. Az sonra. Ve gelin evinde sıra puanlamaya geliyor. Kızlar, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa puanlamaya geçelim. Melike Hanım, sizden başlayalım buyurun. Tabii. Puanlama için ilk giden Melike Hanım oluyor. Benim için biraz sıkıcı bir gündü. Açık konuşmak gerekirse bayağı bir sıkıldım. Dekorasyonu kesinlikle benim tarzım değil. O yüzden biraz boğucu buldum. Çok fazla buldum. Yani sonuçta burası bir ev, yani aksesuar dükkanı değil. Çeyizi güzeldi. Azdı ama güzeldi en azından. Çeyizini beğendim. Dünün de hani kendisi zaten ben çok renkli, şen şakrak bir insanım dediği için sadece biraz daha böyle neşeli, eğlenceli beklerdim. Ne bileyim, çalan müzikler olsun, ortam olsun bana biraz sıkıcı geldi. İddialı olmasını beklerdim. Bazı şeyler bana sıradan geldi. O yüzden pek beğenemedim. Gelinliği de ben pek beğenemedim açıkçası. Bu durumda kendisine puanım 6. Melike Hanım'dan Merve Hanım'a 6 puan geliyor. Ben de. Berna Hanım puanlama için gidiyor. Benim için güzel bir gündü. Merve Hanım'ın karşılaması güzeldi. Dekorasyonu beğenmedim. Renk uyumu,
Duvarların rengi benim zevkime hitap etmediği için beğenmedim. Masa düzeni güzeldi. Çeyizi güzeldi. Tabii eksikleri vardı. Kızlarla birlikte söyledik de zaten eksiklerini. Ama genel olarak güzeldi. Düğününü beğenmedim. Ondan farklı bir düğün bekliyordum çünkü. Konuşma esnasında beğenmedim düğününü. Misafirperverliği güzeldi. Gelinliğini beğenmedim. Albümde beğenmediğim pozlar da vardı. Beğendiğim pozlar da vardı. Ama genel olarak iyiydi. Bu durumda Merve Hanım'a puanım 7. Berna Hanım'dan Merve Hanım'a 7 puan geliyor. Duygu Hanım puanlama için gidiyor. Benim için güzel bir gündü. Dekorasyonu beğenmedim. Masa düzenini beğendim. Düğünü birazcık beğendim. Albümünü de çok beğendim. Bu durumda Merve Hanım'a puanım 8. Duygu Hanım'dan Merve Hanım'a 8 puan geliyor. Puanlama sırası Burcu Hanım'da. Benim için keyifli bir gündü. Merve arkadaşımız bizi gayet güzel, güler yüzlü bir vaziyette karşıladı. Bir tek salonunu beğenemedim. Bütün renkleri bir arada patlatmış çünkü arkadaşımız. Çeyizi yeterli geldi bugün bana. Gördüğüm iki günden beri gezdiğim evlerin arasında en yeterli çeyiz Merve Hanım'ın çeyiziydi. Masa düzeni de gene özenliydi. Arkadaşım bizim için uğraşmış. Masa düzeni de beğendim. Gelinliğini prenses model kullanmıştı. Saç yapısını beğenemedim. Onun dışında normal geldi bana. Misafirperverliği güzeldi Merve arkadaşımızın. Güler yüzlü bir vaziyette karşıladı bizi. Sadece biraz heyecanı vardı. Albümü çok güzeldi. Kusursuz diyebilecek kadar çok güzeldi. Çok beğendim albümünü. Bu durumda Merve arkadaşıma puanım 6. Günün sonunda Merve Hanım, Melike Hanım'dan 6, Berna Hanım'dan 7, Duygu Hanım'dan 8, Burcu Hanım'dan 6 puan alarak toplamda 27 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Kızlar yarın 4. gün ve benim günüm. İsterseniz kalkalım, ben de sizin için eve gidip hazırlıklar yapmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Size müsaade. Merve Hanım'a veda zamanı. Merve Hanım konuklarıyla vedalaşıyor. Yarın 4. gün yarışmacımız Burcu Hanım'ın evinde Show TV ekranlarında aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Gelin evinde haftanın 4. gününde neler olacak? Gelinlerimiz Burcu Hanım'a nasıl bir hediye verecekler? Heyecandan elin ayağın titriyor Burcu. Ben hediyemi götüreyim, daha sonra kahveleri yapıp hemen geliyorum. Bugün beni bayağı bir eleştirecek galiba. Tabii ki onun eleştirileri karşısında susmayacağım. Gelinlerimizin salon dekorasyonuna yorumları neler olacak? Burada bile püskül. Şuradaki objenin üzerinde de püskül var galiba. Onlar da püskül, orada püskül. Sanırım takıntı haline gelmiş Burcu Hanım'da da bu püskül. Evin her tarafı püskül püskül. Ben beğenmedim. Dışarı çıkardı, güzel bir kahvaltı yaptık. Kapı çalıyorsun. Evet, ben bir kapıya bakayım kızım. Berna ve Merve Hanım, Burcu Hanım'ın yatak odasını nasıl bulacaklar? Basit duruyor yani, yatak odasına hiçbir hava katmamış. Tam tersi, buradaki dekorunu daha çok basitleştirmiş. Eleştirmişti Duygu Hanım'ın avizesini. İnsan eleştirirken düşünmesi gerekir. Ben başkasını eleştiriyorum ama bunlar benim evime de gelecek. Benim avizem ondan daha kötü. Melike Hanım mutfaktaki eşyaları neye benzetecek? Yani çocuklar falan oynar, böyle pasta börek yapmaya çalışır. Yani böyle sanki mutfaktaki her şey oyuncakmış gibi görünüyor şu an. Benim eşimin kalbine giden yol midesinden geçiyor. Aynı şekilde görümceme de getirmişti. Görümcem bozulduğunu söyledi. 7 aydan beri camımın önünde. Kanıtlamak için imza atmış. Aynen, artık imzasına kadar. Tamam, güzel, hoş mutfağı var ama tuhafıma gitti. Yani böyle gibi oyuncak bir mutfakmış gibi. Masa düzenine hangi yorumlar gelecek? Genelde sadelikten yanayım demiştiniz. Sizde de aynı model görüyorum. Ben de beğenemedim. Seninkilerde çok abartı buldum ben. Burcu Hanım eşiyle nasıl tanıştığını anlatacak. Bir kırmızı kaban uğruna tanıştım ben eşimle. Böyle suratı çok tatlı, bebeksi geldi. Sonra ben bunu kabul ettim. Söyledim, yanlış yaptığımın farkına vardım. Başka renk, kırmızı falan tercih etmek istemiyorum. Neden böyle tercih ettin? Bir dizide seyretmiştim, çok hoşuma gitmişti. Özellikle rengi çok çok beğendim. Gelinlerimizin albüm yorumları neler olacak? Yani pek beğenemedim. Hayvanat bahçesine gitmişti, orada kafes açmış gibi duruyor. Düğünümüzde de bu kadar oynadılar mı yoksa tekneye mi kendilerini saklamışlar? 30 kişi falandık. Burcu Hanım'ın nikah ve düğün görüntülerine hangi yorumlar geliyor?